Nasılsın? Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkar ediyordun değil mi? Bak ölüm hepimize hak. Doğru mu? Hak. Bak susmuş duruyorsun. Ya. Kendini çok büyük zannediyorsun. Ne oldu? Girdi toprağın altına. Şimdi hesabı Rabbime veriyorsun değil mi? Hadi bakalım. Bugün eleştiri konusunu Melih Gökçek gibi bir insana ayırdığım için öncelikle sizlerden özür dilerim ama konumuz harbiden bu sefer hardcore. Az önce zaten kısa bir tane kesit izlediniz işte Melih Gökçek Stephen Hawking'in cansız heykeliyle konuşuyor ve bildiğin kendisini aşağıladığı bir video çekiyor. Ve muhtemelen bu videoyu kendisi internet üzerinden yayınlıyor yani muhtemelen kendisi yayınlamıştır. Başkasının yayınladığını düşünmüyorum ama tabii ki olayları çok da fazla bilmediğim için çok da yorum yapmak istemiyorum. Çok alışık olduğumuz bir durum zaten bu din meseleleriyle insanları vurmalar, aşağılamalar, dış Maalesef ki Türkiye'de bu hala yaygın bir durum. Hele ki hiçbir vasfı olmayan bir insanın ağır engelli olmasına rağmen insanlığa çok büyük faydaları olmuş ve hayatını insanlığa adamış olan birisine böyle saçma sapan sözler söylemesi iyice sinirimi bozuyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bu adamı 25 sene boyunca Ankara'yı yönetmiş olması gerçeği de bana harbiden koyuyor ya. Farkında mısınız bilmiyorum ama devlet büyüklerinin bu kadar fazla garip garip hareketler sergilemesi diğer ülkelerde bu kadar normal bir şey değil. Ben daha önce Viyana Başkanı'nın kalkıp da Stephen Hawking'in heykeliyle konuştuğunu ve ona Hristiyanlıktan bahsettiğini hakikaten görmedim ya. Ama görseydim büyük ismayla baya bir komik olurdu. Çünkü buna cidden alışık değilim ama Türkiye'de artık o kadar fazla şey gördük ki bu tarz videolar artık olmazsa olmazımız haline geldi. Ve gülüp geçmekle yetiniyoruz artık. Hayır bir de komik olan şey din dersi veren kişinin Melih Gökçek olması. Adamın yaptığı şeyler malum. Yediği kulaklarının zaten haddi hesabı yok. Bunları ben ne yapacağım diye sorgulamak yerine hala başkalarına salça olmaya çalışıyor. Her zaman söylediğim gibi din bence insanın kendi içinde yaşaması gereken bir şey. Başkasının inancı hiçbirimizi ilgilendirmez. Zaten Tanrı varsa da veya haşa yoksa da bu kural kesinlikle değişmeyecek olan bir kuraldır. Ama başka insanlara yaptığınız şeyler, yediğiniz, kulakları işlediğiniz suçlar falan asıl bunlar bu dünyada diğer insanları etkileyen faktörler. Adamın inancına karışmak ölünün arkasından konuşmak, bu denli saçma sapan hareketler sergilemek. Gerçekten de doğru bir hareket mi şimdi. Hayır bak böyle ileri geri konuşan kişinin Melik Gökçük olması benim asıl sinirimi bozan şey. Şu profil fotoğrafını gördüğünüzde aklınıza ilk ne geliyor? ...dürüst olun ama... ...muhtemelen tanıyanların aklına gelen ilk şey... ...aa bu saçma sapan tweetler atan adamın hesabı değil mi ya falandır... ...mutlaka bu adamın saçma sapan tweetlerini internet ortamında görmüşsünüzdür... ...zira attığı tweetlerin 10 tanesinin 9'u genellikle saçma oluyor... ...yani neden ben böyle biri olarak anılıyorum diye düşünmek yerine... ...iyice kendini yerin dibine batırıyor ya... ...harbiden helal olsun ya... ...ama doğruya doğru şimdi... ...biraz da olsa bu videonun altına gelen yorumları okuyunca mutlu oldun mu? Evet oldum... ...çünkü düşündüğümün aksine yorumların %90'ı bu adamı desteklemek yerine doğruları söylemişler. Biliyorsunuz ki dini sömürmeyi yurdum insanı çok sevdiği için... ...ben muhtemelen Melik Gökçe'nin bu hareketini desteklerler diye düşünmüştüm... ...ama yanılmışım ve bu durumdan gayet memnunum. Bu dünyada insanları dinine göre ayırmak yerine... ...bence hal ve hareketlerine daha çok önem verilmesi gerekiyor. Çünkü din konusunda hesap vermemiz gereken kişi bir başkası değil... ...Tanrı'nın bizzat kendisi. Siz siz olun Stephen Hawking'in heykeliyle böyle ileri geri konuşmaya kalkmayın. Aksi halde Melik Gökçe'ye dönüşebilir ve... ...heykel tek kelime bile etmeyerek sizi bu şekilde rezil bir duruma düşürebilir... Bugünlük benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.